Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size şerbetli tatlıların en sevileni olan revani tarifiyle geldim. Videomu sonuna kadar izlemenizi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve revanimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle revanın şerbetini yapmakla başlıyorum. Bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su ekleyip birkaç damla da limon ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Ve yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Revanenin hamuru için bir kasenin içerisine 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker ekleyip çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un ekliyorum. Hamurun renginin daha sarı olması için 1 yemek kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı limon kabuğu ekliyorum. Ve 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Fırın tepsisinin içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra hazırladığım revani hamurunu tepsinin içerisine ekliyorum. Hamuru tepsiye döktükten sonra 1-2 sallayıp 180 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Tatlının şerbeti tamamen soğuduktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar su ekliyorum. Bunu yapmamızın nedeni şerbetin berrak bir görüntü sağlaması. Evet benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada istediğim gibi pişti. Tamamen soğuduktan sonra dilimlere bölüyorum. Dilimlere böldükten sonra ikisi de soğuk bir şekilde buluşturuyorum. Şerbetini döktükten sonra en az 3-4 saat kadar dinlendirelim arkadaşlar. Revani dinlendikçe daha bir lezzetli olur. Ama benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat kadar dinlendirdiğim halde gerçekten bütün şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Bundan sonrasını tamamen istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben antep fıstığıyla süsledim. Evet servis tabağına aldıktan sonra isterseniz dondurmayla servis edebilirsiniz. Gerçekten revaniye dondurma çok yakışıyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.